Bugün internet üzerindeki yorumlara göre bir yıldız almış spor salonlarını gezip yorumların gerçekten de doğru olup olmadığını kendi gözlerimle göreceğim. Ve izlerken siz de çok şaşıracaksınız. O yüzden bu videoyu sakın atlamayın. İlk olarak bu görmüş olduğunuz arkamdaki spor salonuyla başlıyorum. İrem Ayta demiş ki bir yıldızı bile hak etmiyor ama mecbur vermek zorunda kaldım yorumum gözüksün diye. Hayatımda bu kadar ilgisiz bir yer görmedim. Kaydolurken ilgilendi, aletler bile öğretilmedi. Sadece para alırken yardımcı oldular. 700 lira bir aylık için gayet iyi ama 700 liralık değil 50 liralık bile hizmet alamadım. İkinci ay kesinlikle gelmeyi düşünmüyoruz. Biraz ağır bir yorum olmuş. Bir diğer yorum ise kokusuzluğu, havasızlığı yetmezmiş gibi bir de arkadaşlarıyla oturma yerlerini işgal ediyor. Oturacak yer yok. Bir de bizim oturacağımız şeyi almaları da çabası. Anlatılan Paris, yapılan cennet mahallesi. Bu yorumların doğru olup olmadığını öğrenmek için salona doğru yürüyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bir günlük yazılacaktık da biz. Tamam. Yazılma şansımız var değil mi? Tamam, ne kadar abi? Bence iyi yani değil mi? Normal karşıladı. Abi soyunma odamız üst katta. Tamamdır abi. Burası tamam ya, tamam en alt katta abi tamam. Hocanın burada ilk başta salonu gezdirmesini isterdim. Klima da çalışıyor, havalandırma da, ventilatör de var bak. İnternetteki havalandırma yetersiz yorumu doğru değildi. Alt kat da senin, havalandırma da çalışıyor. Jilet gibi galiba. Bu salonda antrenmanını atarsın her türlü. Damlalar yeni evet. Alt kattaki tüm makineler yeniydi ve yerler temizdi. Gözüme batan bir şey görmedim. Derken olan oldu. Kanka biz kırmadık değil mi lan? Sen ne zamandan beri bu spor salonuna geliyorsun kanka? Abi bir hafta falan. Güzel mi? Çok. Sen düşüncelerin nedir bu salon hakkında vallahi kanka? Yani burası sıfır zaten. Bu kattaki her şey sıfır. Yeni değil mi? Tabii. Aynen. 3 ay mı 4 ay mı ne olmuş, patronlar her şeyi sıfırdan yapmışlar. Yani bu civarda böyle salon ben görmedim. 3-4 salonda görüştüm, baktım. Hani birkaçıyla hani salonu beğenmediğim için başlamadım. Ama burası gayet güzel. Hani burada kimse sıra beklemiyor abi. Dumbbell'lardan 3 tane var 1 kilodan. Crossfit alanı var küçük. Ama biraz galiba alana ihtiyacımız var bunu yapmak için. Gözüme çarpan bir şey olmadı burada. Son anda fark ediyoruz ki aynalardan bir tanesi kırıktı. Bununla kalmadı, merdivenin altında bakın ne bulduk. Hocam bunu da atalım ben ya. Allah'ına kavuşmuş bir mat bulduktan sonra yukarıya doğru çıkıyoruz. İş yerisi leş gibi, havalandırma yetersiz, hocaları göremiyoruz bile, ancak biz peşlerinden koşturacağız. İlgi sıfır, kayıt yaptırırken verilen vaatler parayı aldıktan sonra yalan oluyor, yüzünüze bile bakmıyorlar. Gayet temiz lan. Hiç toz yok. MS'e de var. Bak adam buraya koymuş. Vitesi var kanka, bu ne? Baksana vitesi. Yukarıdaki bisikletler de yeniydi. Sanki yeni bisiklet almış gibi, böyle zinciri yepyeni olur ya, böyle yağlı olur, çok güzel gider. Aynen onun gibi aletler çok iyi. Sadece bazıları eski. Biraz yırtılmış. Tamam, çok yırtılmış. Bunu kullanacağına şurada yeni aletler var, onu kullan daha iyi. 7 tane koşu bandı var. Boşluk var kanka. Hani bastığımda ayağım geri gidiyor. Bu da düşme hissiyatı veriyor bana. Fakat bir diğerine bindiğimde... Tamam abi işte bu. Ses yok, bir şey yok. Gayet güzel. Canın sıkıldı. Pencereyi açarsın burada. Koşmaya devam edersin. Yukarıdaki aletlere biraz bakım lazımdı. Ama genel olarak yorumlarda bahsedildiği kadar pis veya ilgisiz bir yer değildi. Merak ettiğim bir yer daha vardı. Soyunma odaları. Dolaplar yeterliydi. Duşlarda sıcak ve soğuk su vardı. Peki ya tuvalet? Tuvalet için aynı şeyi söyleyemezdim. Salona ayıklı değil, bu insanlar ayıklı. Tuvalet kağıtlarını çöpe atmaları gerektiğini hala bilmeyen insanlar var. Salon ne yapsın? Orta kattaki aletleri merak etmiştim. Bu biraz eski yani. Şimdi, ooo bir şey söyleyeyim, sallanıyor lan. Evet. Baksana yani. Efendim? Hoca oranın sorunlu olduğunu söyledi ve bizi yeni makineye aldı. Hoca az önce orada yapmamızı istemedi çünkü bakım lazımmış. Bir sallanıyor kanka direkt yani. Bu kattaki tüm makineleri deniyorum ve içerisinin gerçekten de temiz olduğunu fark ettim. Bizden fazla maşinamız var. Aynen abi. Bedek presen 2 tane, sizin eşinden 2 tane. Cable'dan 4 tane var. Aynen. Doğal cable'ın 2 tane. Bazıları arızalı. Onlar da zaten kullanılmıyor sanırım. Arızalı değil. Şimdi şöyle, mesela bu da kullanılıyor ama rahat değil, öyle söyleyeyim. Akşam gelmediğin için, akşam yoğun oluyor. Yoğun olduğu için mesela sıra beklememek için adına mesela buraya geçiyor. He, anladım. Şey, bunda problem yaşadık mesela. Abla geliyorum hemen. 2 tane yetmiyordu, 2 tane daha aldık, 4 tane oldu. Siz program yazıyor musunuz yeni başkanlar için? Beslenme programdan tutuyor, Ankara programına kadar çok iyi. Çok iyi hocam. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Memnun oldum hocam, sağ olun. Görüşürüz. Hoca gayet ilgiliydi ve salondaki insanlar çok cana yakındı. Nasıl abi, salon güzel mi? Güzel. Değil mi? Aşağı yeri açtık, 5 ay önce açtık. Sıfır patates.
Antrenmanımızı bitirdik. Şimdi oturma yerine geldik. Oturma yerini çok merak ediyordum. Kalabalık oluyor mu? Arkadaşlarıyla dolduruyor mu hoca diye. Şu an gayet iyiyiz. Biz varız sadece. Bakın kimse yok arka tarafta. Oturacak alan da bayağı var yani. Bak bir tane masa var burada. Diğer bir masa burada var. Bir tane daha burada var. İnternetteki yorumlar gibi değilmiş burası. Ben ise şöyle bir yorum yazdım buraya. Salona girdiğimizde güler yüzlü bir şekilde hoca bizi karşıladı. Birçok kötü yoruma rağmen neredeyse tüm makineler yeni ve çalışıyordu. Salon temizdi. Arkadaş canlısı insanlar vardı. İyi bir antrenman attı. Fakat diğer salon için bunları söyleyemeyecektim. Yani cidden arabaya koyacak yer yok. Dön bakalım, sola bakalım şuraya. Google'da yazan park sorunu doğruymuş. Şu an inceleyeceğimiz ikinci salondayız ve Ercan Akay'ın yorumuna bakalım. Rezil bir yer, resmen dolandırıldım. Direkt nakit para istiyorlar, kart kabul etmediler. Başka yerlerde spor yaptım, PT tuttum, burası kadar başarısız bir yer görmedim. PT'ler umursamıyor ve gerçekten bilgisizler. Herkes daylaylon modunda. Her yer kirden, pislikten geçilmiyor. Orası daha çok insan kazıklama yeri. Gidin görün ama sakın yazılmayın. İnanılmaz rezil bir yer ve kavgalar sık sık oluyor. Bu salon denilen gibi ise gerçekten kötü. Selen, bir daha asla tercih etmeyeceğim bir salon. Saçma sapan fiyatlar. Bu fiyatlara daha donanımlı bir yere gidilir. Saçma sapan tipler geliyor. Girişteki kadınlar hoş geldin bile demiyor. Suratlar 5 karış. Özellikle nedir? Bir soru soruyorsun, dövecek gibi cevap veriyor. Spora mı geldik? Azar işitmeye geldik belli değil. Girişteki hanım aşırı agresif, insanı geldiğine pişman ediyor. Asla önermiyorum. Hani gerçekten böyleyse çok kötü bu arada. Şimdi birazdan gideceğiz, kendi gözlerimizle göreceğiz. İnternette okuduğum onlarca mesaj beni heyecanlandırmıştı. Bir an önce salona girmek istiyorum. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Günlük yazılma imkanım. Okey, tamamdır. Peki arkadaşım benimle gelse antrenman yapması olur mu acaba? Yani benim videomu falan çekiyor da. Çekebilirsiniz ama. Hı hı. Neden acaba? Yardımcı olsanız. Ya alanın içerisinde fiziki göremiyorum. Herhangi bir makineyi kullanma. Yok yani öyle bir şeyimiz olmaz. Okey tamam. Kabul etmeyeceğini anladım. Ordu uzatmıyorum. Onlar da haklı sonuçta. Evet evet. Ama bana göre günlük giriş pahalıydı. Salonu gezebilir miyiz bir birlikte? Resepsiyondaki hanımefendi inanılmaz ilgili davranıp bizi salonu gezdirdi. Gayet güler yüzlüydü. Teşekkür ederim. Soyunma odasından başlayalım. Görüşürüz. İsminiz neydi bu arada? Tamamdır. Memnun oldum. Bence iyiydi yani. Normalce geldi bize salonu anlattı. Soyunma odası bayağı temiz ha. Bayağı güzel, geniş. Çok iyi. Salon güzel ama soyunma odasındaki dolapların çoğu kilitlenmiyor. Ya da kırık. Asma kilitle bile kilitlense rahatça dönüp açılıyor. Kayıt kısmındaki arkadaşlara yetkili kişilere iletmeleri, bu sorunun halledilmesi gerektiğini söyledim. Ciddiye alınmazsa kayıt yenilemeyi düşünmüyorum. Gerçekte dolaplar kırık mıydı? Gayet çalışıyor. Dolapların hepsi çalışıyor ve temizdi. Soyunma odası da gayet büyüktü. Ve şimdi salonu gezebilirdik. Şehrin göbeğinde olmasına rağmen bayağı güzel. Atmosferi de çok iyi. Yani ferah. Salonda klima da çalışıyor. Havalandırması da iyi. Yeni plastik kokuyor böyle değil mi? Bu yeni. Kaynak kokuyor biraz. Aletler de yeni bu arada. Eski değil. Ha, burası tam böyle şey yani. Biraz lüks bir yer. Anlatabiliyor muyum? Herkes öyle giremez. Çünkü şehrin ortasında. Bütün herkes girerse bu sefer ne olur? Kalite düşer. O yüzden fiyatı yüksek tutuyorlar ki kalite de yüksek kalsın diye sanırım. Tabii bu kalite insandan insana göre değişir. Koşu bantları oldukça iyiydi ve yanında tatlı güzel bitkiler vardı. Koşu bantları güzel. Bu arada salon inanılmaz temiz. Şu an kirli bir şeye hiç denk gelmedim. İçerideki detaylar ve tasarımlar mükemmeldi. Aletler kullanışlı ve yeterliydi. Bu dips makinesini ben daha hiç görmedim. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Oğlum sanki böyle hani yurt dışında gibi bir yerde hissediyorum ya, baksana. Çalışıyor, yapacak bir şey yok. Sosyalleşmek için de güzel burası. Beni en çok heyecanlandıran alt katta bulunan CrossFit alanıydı. Her şey vardı ve temizdi. Eğer ben bu salona gelseydim mutlaka burada çalışırdım. Yukarıda çalışmazdım çünkü daha rahat, daha serbest çalışabileceğimiz alan var. Peki bu salonda gerçekten arkadaş edinebilir miyiz? Squat hareketiyle her salonda bir arkadaş edinebilirsiniz. Kolay gelsin. Bu hareketi nasıl çalışıyoruz acaba? Bunu ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun? İmam bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun kanka? Vallahi bilmiyorum. Sence neyi bu? Ben de görmedim burada daha. Değil mi yani? Değişik bir hareket. Antrenmanınız bittikten sonra masa tenisi veya basketbol oynayabilirsiniz. Çok hızlı gel. Salon gayet yeterli. Gerçekten güzel. Fakat evet. Şu olay iyi değil kanka. Evet. Tuvaletin banyonun yanında olması iyi değil. Zaten kötü kokuyor. Fark ettin mi?
Buraya benim yorumum şöyleydi. Resepsiyondaki çalışanlar girdiğimizde bizi hoş karşıladı. Ama ufak bir güven sorunu oldu. Ve günlük fiyat biraz fazla geldi. Ekipmanlar yeni ve herkese yetecek kadar vardı. Salonun ortamı mükemmeldi. Fakat bence tadilat çalışmasını salon kapalıyken yapmalıydı. Ayrıca otopark sorunu çözüldü. Kuzey Deniz. Sahibi mekan belli olsun diye işletiyor. Kendi içeceğini getirmek yasak. Su dahil dümenden bir giriş kartına hava parası veriyorsunuz. Tartılıp kilonuza bakmak bile ücretli. Adamın biri şöyle yazmış. 90'lardan kalma makineler, kilitsiz dolaplar, kokan ve temiz olmayan banyo, soyunma odası demiş. Hız kesmeden giriş arıyorum. Buraya girmiyor değil mi? Buradan değil. Direkt aşağı ineceksin sağda. Aşağı ineceğiz. Tamam. Kanka aşağı ineceğiz. Var ya bir şeyler olmaz inşallah. Sola baksana bir. Burası ne? Atölye gibi bir yer. 2012'de abimiz Türkiye şampiyon olmuş. Kanka sanki şeye geldim. Kumarhaneye geldim gibiymiş son. Allah Allah. Kokuyu aldın mı? Sağ tarafımızda karışık bir görüntü vardı. Eski spor salonu günlük 80 lira. Sigara kokuyor, yüksek sesli müzik, doğru düzgün yatay çubuk yok. Fiyatı ne kadar? 200 lira, okey. Suyu çantamdan çıkartıyorum. Masaya koydum ama pek bir şey demedi. Ağzını iyi kapatamamışım. Var var, havlum, ayakkabım var. İban da mı olmaz hocam? O da aynısı oldu, bokladılar. Ya nakitim yok. Nasıl çıkartmamız lazım, bilmem ne yapmamız. %20 ne kadar komisyon hocam, ne kadar oldu yani? 240 mı? Evet. Tamam öyle olsun ya, yapacak bir şey yok. 240 çekin. Tartılabiliyoruz mu hocam buradan yani? Tamamdır. Tartılmak ücretli değildi ve dışarıdan su ile girmiştik. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Salon güzel yani, temiz. Ama biraz kötü kokuyor ya. Birazcık dağınık. Burası old school bir gym. Şu an soyunma odası, gel soyunma odasına gir. Hocam kendini bütün yerlere asmış. Bir şey ağır kokuyor. Bu salonda bir şey çok ağır kokuyor. Arkadaşlar duş süresi 5 dakikadır. Ama gelen şikayetlere göre burada duş değil. 15 dakika falan yapıyorlar. Öbür yerimize maalesef sıra gelmiyor. Lütfen biraz daha duyarlı olalım ve duş süresini aşmayalım. Anlayışınız için teşekkürler. Öf, ben bayılacağım ya. Gerçekten çok kötü kokuyor. Soyunma odaları ve duş kabinleri gayet temizdi. Çöp yoktu. Şofben var, şofben. Daha neyse tamam. Şofbeni de çalıştırdım. Sıcak sıcak. Şöyle de değil ha. Temiz. Tuvalet de çok temiz ya. Gayet iyi. Bu salona göre her şey mükemmel. Kanka burada hamam, sauna, spa gibi bir yer var. Dolapları biraz eski. Bu salona geleceksen abi antrenman atmak için geleceksin. Aşağını buraya koyacaksın, konfor alamayacaksın. Old school bir salon, kilitli değil dolaplar, doğru. Dolapların kesinlikle bakıma ihtiyacı vardı. Old school. Adamın fotoğraflarına bak. Adam. Profesyonel vücut geliştirmecilerinin neredeyse çoğuyla el ele sıkışmış bir adam. Bugün gezdiğimiz tüm spor salonlarında halat vardı, makaralara takılı. Burada ilk görmüş olduğunuz gibi hani bayağı bir old school. Hiçbir farkı yok lan. Fiyat performans gerçekten bu salon. Ekipmanlarda bir yaşanmışlık söz konusuydu ve kesinlikle eskilerdi. Biraz hijyen sorunu var. Bu aletler nereden baksan bizden yaşlılardır. Şu an bir tane alet bulduk. Ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Salona yazılırsın, bütün işini de görürsenin. Hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Böyle yorumlarda bahsedildiği gibi değil. Temiz bir yer. Sadece biraz çok ağır kokuyor parfümü, o kadar. Onun haricinde eşyaları, ağırlıkları bence gayet yeterli. Burası tam bir motivasyon salonu. Yani burada sosyalleşme aramayacağım. Burada karı kız aramayacağım abi. Buraya geleceğim. Koyacağım elini. Açacağım. Baksana çek kanka. Yavaş yavaş miladı dolmak üzere. Bütün aletleri deniyorum. Şöyle bir fotoğraf yapışım. Kaç kiloya takıldı onu göremiyorum. 12,5 kilo şu an kaldırdım ama 12,5 gibi gelmiyor bana. 17 falan kanka. Baksana lan. Oha. Hocam form doğru mu? Bilerek hocaya soru sordum ama böyle gözüyle hareket yaptı. Ufak da olsa bir şeyler söylemesini isterdim. Salon temizdi ve ekipmanlar eski olmasına rağmen kullanışlıydı. Koşu bantları çok eski ama İşinizi görür. Dediğim gibi bu salona gelecekseniz sadece amacınız spor yapmak olacak. Güzel. Çok iyi. 100 tane daha yaparsın yemin ederim. Bas. Çok iyisin kanka. Devam. Hay maşallah. 2 aydır da buraya geliyorsun. Evet. Memnunsun. Memnun. Aynen güzel ya. Bana yetiyor. Kaç aydır geliyorsun buraya? Başlarından beri geliyorum. Nasıl sence? İyi. Güzel. Biraz değil mi? O her salonda var ya. Sana yetiyor. Değil mi? Duşun var, sıcak suyun var, ağırlıkların var, old school. Daha ne olsun kanka? Hocayım.
Hocayı mı? Hoca nasıl bu arada? Hocayı ben beğeniyorum ya. Başkalarına gittim, pek ilgilenmiyor. Hocaya ilgilenmiyor. Abi antrenman sonrası olmazsa olmaz. Yırtılan kasları hemen tedavi etmek için protein tozu şart. Beklediğimden çok daha temiz bir spor salonuydu. Aletlerin eski olması işe yaramaz olduğunu göstermez. Burada ihtiyacınız olan her şey var. Sosyalleşmek için değil, herhangi bir spor yapılması için çok uygun bir yer. Soyunma odasındaki dolaplar eski ve bakıma ihtiyacı vardı. Ama alt tarafı çantanı koyacaksın. O yüzden durma bas! İnternette gördüğümüz veya duyduğumuz her şey doğru değil. Hiç fark etmez. 1 yıldızlı veya 5 yıldızlı spor salonu. Her gün kendinizi geliştirin. Önemli olan tek şey çok çalışın. Sizi seviyorum.